Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastya'daki Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu. Bugün Montemel Konya'nı anma günü. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal 13 Temmuz'a kadar uzatıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde koronavirüse bulaşmış kişi sayısı 15 bini aştı. Bir günde 612 yeni vaka kaydedildi. Türkiye, din özgürlüğü ile ilgili bir raporda eleştirildi. Beyrut'ta toplu protestolar. Cennet Kapısı adlı film ilk kez Cannes Sanat Film Marketi'nde gösterilecek. Batı Ermenistan'daki Sebastya Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 3 çocuk gözden kayboldu. Yüzme bilmeyen 3 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çocuklar gözden kaybolurken durumu fark eden ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından nehrin ortasında yapılan dip aramasında çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların mevsimlik patates işçisi olarak aileleriyle Gaziantep'ten bölgeye geldiği belirlendi. 12 Haziran günü Ermenistan Cumhuriyeti ile Artsakh Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı, Artsakh Savaşı'nın aktif bir üyesi, Ermenistan ordusunun komutanı, Asala eski üyesi, Lübnan İç Savaşı'nın aktif bir üyesi olan Monte Avo Melkonyan'ı anma günüdür. Monte Melkonyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulmuş olan bir Ermeni ailesinde 25 Kasım 1957'de Kaliforniya eyaletinin Visalia kentinde doğdu. 20 yaşında Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'ne girdi ve buradan arkeoloji ve Asya tarihi uzmanı sertifikası alarak çift ünvan ile mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada Ermeni Öğrenci Birliği'ni kurdu. 1978'de Oxford Üniversitesi'ne girdi. Ancak bitirmeden iç savaş sırasında Beyrut'taki Ermeni mahallesinin savunmasına katılmak amacıyla Beyrut'a gitti ve burada 3 yıl boyunca mücadelede bulundu. Mayıs 1980 tarihinden itibaren Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın başkomutanlığını üstlendi. 27 Kasım 1985'te Paris'te sahte pasaport ve patlayıcı bulundurmak suçundan tutuklandı ve 1989'a kadar hapiste kaldı. 1990 Ekim'inden itibaren Artsakh'ın savunması için hazırlandı. 1992'de Martuni askeri bölgesinin komutanıydı. Martuni, onun liderliğinde Artsakh'ta en korunan ve savaşa karşı en iyi konuşlanmış bir bölge oldu. Monte, 12 Haziran 1993'te Ağdam bölgesindeki Marzili köyünün yakınlarında şehit düştü. Monte Melkonyan Vakfı 1994 yılında Yerevan'da kuruldu. Savunma Bakanlığı'nın askeri okuluna Monte adı verildi. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni şehrinde Monte Melkonyan anısına adanmış bir anıt dikildi. Monte Melkonyan, Yerevan'daki şehitler mezarlığı olan Yerebulur adlı panteona defnedildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal 13 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu konudaki karar, hükümetin 12 Haziran'da gerçekleşen özel oturumunda alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Rustam Badasyan, alınan bu kararla olağanüstü halin 13 Temmuz saat 17'ye kadar uzatıldığını ifade etti. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre 2 Haziran saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 612 kişi koronavirüse yakalandı. 12 Haziran'da toplam 15.281 koronavirüs vakası doğrulandı. 2.267'si bir günde olmak üzere toplam test sayısı 77.656'dır. Şu anda 9.298 kişi tedavi görüyor. Son verilere göre 173'ü son günde olmak üzere 563 kişi iyileşti. Toplamda 13 artışla 258 hasta öldü. Önceki gün hastalara koronavirüs enfeksiyonu tanısı konduğu ancak başka bir hastalıktan öldüğü 4 ölüm bildirildi. Bu davaların toplam sayısı 86'dır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 2019 için dini özgürlük konusunda uluslararası bir rapor yayınladı. Ermeni Haber Ajansı'na göre raporun Türkiye hakkındaki bölümü, o ülkede gayrimüslimlerin haklarının ihlal edildiğine ve çeşitli ayrımcılık örneklerine atıfta bulunmaktadır. Özellikle günbegün artan antisemitizm boyutları, Alevi ibadet yerleri olan cemevlerine yasal statü verilmemesi, Konstantinopolis'in tarihi merkezinde bulunan Bizans dönemindeki Ayasofya Kilisesi'nin statüsünden mahrum bırakmak ve camiye dönüştürme girişimleri,
Konstantinopolis Ermeni Patriği seçimlerine ve diğer konulardan müdahale edildiğine dair konular ele alındı. Raporda Türkiye'deki gayrimüslimlerin sayısı şöyle sıralanıyor. Ortodoks Ermeni Hristiyanlar 90 bin, Katolikler 25 bin, Yahudiler 16 bin, Süryani Ortodokslar 25 bin, Rus Ortodokslar 15 bin. Raporda ayrıca Türkiye'de yayınlanan bir dini programının canlı yayını sırasında sunucu tarafından anne babasının rızası olmadan Artur isimli bir Ermeni Hristiyan çocuğu ikna edilerek İslam'a dönüştürmek olayına da değiniliyor. Bu olay Lozan Anlaşması'nın bariz bir ihlali olarak kabul edildi. TASS Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Beyrut'un merkezinde ordu ve polis kitlesel protestoları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve el bombaları kullandı. Protestocuların askerlere taş ve molotof kokteylleriyle saldırdığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde protestocular bankaların ve özel ofislerin camlarını kırdılar. Lübnan'ın Trablus şehrinde meydana gelen çatışmalarda en az 8 kişi yaralandı. Çevik kuvvet polisi Lübnan Merkez Bankası'nın binasını ele geçirmeye çalışan protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve coplar kullandı. Protestocular ülkenin kuzey ve güneyindeki neredeyse tüm büyük otoyolları gece yarısı kapattılar. Lübnan'daki düzensizlikler ulusal para birimindeki keskin düşüş nedeniyle ivme kazanıyor. Artsakh kökenli film yönetmeni Civan Avedisyan'ın Cennet Kapısı adlı filmi Haziran ayında Cannes Sanal Film Pazarı'nda Fransız film ajansı MPM Premium aracılığıyla ilk kez festivalin programcılarına ve alıcılara sunulacak. Filmin yönetmeni Civan Avedisyan Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada MPM Premium filmi 2 kere 22 ve 23 Haziran günlerinde Cannes Sanal Film Pazarı'nda gösterecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki Cannes Film Market'te film yapımcıları dünyanın dört bir yanından dağıtıcılar yer alacak. Yalnız bu sene çevrimiçi olacak. Yaklaşık 10 gün önce anlaşmayı imzaladığımız Cennet Kapısı adlı filmin global satış acentesi olan MPM Premium filmi tanıtmak için ve ilerleme yönünde bizimle birlikte çalışacak dedi. Avedisyan, amacımız yüksek kaliteli filmlerle dünyaya Artsakh çatışması hakkında doğru bilgi sunmak olduğundan bizim için en büyük başarı filmi dünyaya yaymak için satış acentesi aracılığıyla distribütörler bulmak olacaktır dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Linit Danielyan tarafından yorumlanıp seslendirilen Ortaçağ Ermeni halk şarkısı Zınır Yehemlik Yeher adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.